Cumartesi günü başımıza bir olay geldi polisle ilgili. Akşam 7-8 civarı, 8. ayın 8'inde misafirlerimiz geldi. O gün annem de bizim arabayla gelmişti ve bizim arabayı bir garaj önüne park etmiş. Garaj sahibi o günü polisi çağırmış. Polis de çekiciyi çağırmış arabayı oradan çekmeleri için. O sıraları 22 ve 17 yaşındaki oğlum görmüşler arabanın çekildiğini, bize haber ettiler. Ve o esnada da polise hani tamam babamız geliyor çekmenize gerek yok demişler. Çekici durmuş beklemiş. Bu sıra eşim dışarı çıkıyor. Ve çekiciyle konuşuyor, anlaşıyor, cezayı yazdırıyor ve arabayı indiriyorlar. Bu sırada eşim çekiciyle konuşurken polisler benim çocukları tahrik ediyor ve sürekli çok kötü konuşmalarda bulunuyor ve benim çocukla diyor biz size bir şey yapmadık, neden bu şekilde davranıyorsunuz? O sıra benim 16-17 yaşındaki oğlum sizin bize böyle davranma hakkınız yok deyince polisin bir tanesi oğlumu itekliyor. O oğlumu itekleyince büyük abisi de kardeşimi rahat bırakın dokunmayın hakkınız yok böyle bir şeye diyor. Bu esnada ben evdeyim. Ben de evde merak ediyorum. Çıkıyorum gelmedikleri için. Baktım orada 6-7 polis arabası, belki 20-30 tane polis var. Benim çocukları ayrı ayrı polisler tutuyorlar. Ben gittim polislere bilgi almak için, ben annesiyim çocukların. Ne oldu? Bana durumu, olayı anlatır mısınız diyorum. O polis o diğerine gönderdi. Diğeri diğer polise. Ben peş peşe 6 polise sormama rağmen, annesi olduklarını dememe rağmen bana hiçbir bilgi vermediler. Bunun üzerine ben oğlumun yanına gittim. Dedim oğlum ne oldu? Neden bu durumdasınız? Anne dedi biz hiçbir şey yapmadık. Çok kötü davrandılar bize deyince ben çocuğumun elinin kelepçeli olduğunu gördüm. Neden kelepçe taktılar dedim. Bilmiyorum anneciğim. İteklediler bizi dedi. Biz de kendimizi savunmaya kalkınca kelepçe taktılar. Ben polise yöneldim. Oradaki polisin bir tanesine. Dedim oğlum ne yaptık ki dedim. Siz kelepçe taktınız dedim. Bir şey yapmadığı sürece dedim böyle bir şeye hakkımız yok. O da dedi çok dedi karşılık verdi gibi sözlerde bulundu ve bana bağırarak konuştu. Ben de bize bağırmaya hakkınız yok. Ben sizin çocuğunuz değilim diye cevap verdim. O da ben daha çok da bağırabilirim. İstiyorsanız daha çok bağırayım da görün ne şekilde bağırabiliyorum dedi. Sonra çocuğumu dedim kelepçelerini çıkarın dedim. Bir şey yapmadı dedim. Hiçbir problemi sorun yaşamayan bir çocuktur bu deyince ben oğluma doğru yöneldim. Oğluma gitmek isterken ki hiçbir şey yapmayacaktım zaten kesinlikle. Polisin üç tanesi benim üzerime doğru yürüdü. Beni aldılar garajın ta en arkasına iteklediler. Bu esnada benim iki oğlum da görünce bu durumu annemi bırakın diye bana doğru yöneldiler yardım etmek amaçlı. 2-3 polis, büyük oğluma 2-3 polis de diğer oğluma saldırdılar. Benim 22 yaşındaki oğlumu yüzüstü yere yatırdılar. Bir polisin bir tanesi arka dizlerine çöktü. Diğer polis diziyle birlikte oğlumun aynen Amerika'daki Floyd'un başına gelen olayı yaşadık biz o günü. Diziyle boynuna bastırdı. Ben çocuğun orada hareketsiz kaldığını, nefes alamadığını gördüm. Dedim çekin dedim ayağınızı. Çocuk nefes alamıyor dedim. Lütfen çekin dedim. Başka yerinden tutun diye yalvardım. Ama dinlemediler. Sonra benim oğlum nefes alamıyorum. Lütfen ayağınızı çeker misiniz boynundan deyince boynuna daha fazla bastırmışlar. Bu esnada da eşim polislerin benim üzerime yürüdüğünü görünce kollarını kaldırmış polisleri tutmak istemiş bana dokunmasınlar diye. O sıra tabii polisler eşimi alıyor, çopla sırtına vuruyorlar. Orada ön tarafta yere yıkıp darp ediyorlar. Ben tabii ki ondan sonrasını görmedim çünkü bizi en arkaya attılar garajın ve orada bize yapacaklarını yaptılar. Bu esnada sürekli alaylı konuşmalar yaptılar. Ben oğluma sakin ol anneciğim. Hiçbir şey demeyin, karşılık falan vermeyin dedim. Sadece Türkçe. Orada Almanya'da kanunen Türkçe ana dilinizi konuşmak yasaktır dediler. Bize kızdılar. Ben de bu dedim kanunda yazmıyor. Almanya'da nereden çıktı dedim. Ondan sonra o esnada da tabii annem her şeyi görüyor. Annem fenalaştı biraz, rahatsızlıkları da var zaten. Dedi ki polisin bir tanesi bana alay edercesine gülerek siz dedi burada ne bekliyorsunuz ki dedi. Annenizi alın ve eve gidin, evde bekleyin. Burada beklemenizi gerektiren bir durum yok dedi. Ben dedim siz dedim alay mı ediyorsunuz ya dedim, ben bir anneyim dedim nasıl dedim bu şekilde bırakıp eve gitmemi bekliyorsunuz falan dedim. Tabii bu esnada çocukları darp ettiler, beni darp ettiler, ben yaralandım kolumdan, dizimden, eşim çok baya baya birkaç yerinden yaralandı. Çocuklarım yaralandı.
Biz olaylar bu şekilde devam edince pasaport falan istediler. Ben dedim o zaman beni bırakın, ben gideyim pasaportları alayım bilgi almak için. O esnada zaten benim çocukları götürmüşler karakola. Eşimi de almışlar. Eşim yaralıydı. Ve ben pasaportları almaya gittiğimden hemen avukat aradım. Avukata sordum. Ve olaylar bitince hemen hastaneye gidip rapor almamızı tavsiye etti. Fakat polisler buna da izin vermediler. Rapor almamıza da hastaneye gitmemize de izin vermediler. Ve maalesef ki benim eşim pantolonu falan sıyrılmış şekilde yerde yatarken bırakın pantolonumu çekeyim dediği halde ona bile izin vermediler. Gerçekten o günü hiçbir suçumuz yokken bize bayağı bir kötü davrandılar, şiddet uyguladılar. Birçok yerimizden yaralandık. Eşim hala çok kötü bir durumda. 3 günden beri yatıyor yatakta. Biz hakkımızı aramak istiyoruz. Bize böyle bir şey yapmaya haklarının olmadığını da düşünüyoruz. Ve yardım istiyoruz Türkiye Devleti'nden veya her neresinde şekilde bize yardım edebilirsin. 8. ayın 7'sinde saat 8-8.30 araları polisler bizi darp etti. Darp etme sebebi de bir yanlış araba park etme yüzünden. Kaynanam arabayı bir garaj önüne park etmiş. Ev sahibi de polis çağırmış. Polisler de gelmiş, onlar da hapşilepini çağırmışlar. Arabayı hapşilepini ettirmek için. Biz de evde oturuyorduk, misafirlerimiz vardı. Çocukları da görmüş, çocuklar dışarıdaydı. Telefon açtılar bize, arabayı hapşirepin yapıyorlar gelin diye. Ben de arabanın anahtarını aldım, dışarıya çıktım. Vardım, polisler orada, bir tane polis arabası. Vardım bir yanlarına. Dedim ki hani ne oldu, araba bizim falan. Hiç konuşturmadılar bile, hiçbir şey demediler bile, bir şey de söylemediler. Tabii çocuklara saldırıyorlar böyle, çok sert bir şekilde konuşuyorlar. Ben çocuklara dedim ki sakin durun, bir şey demeyin dedim. Hallolur dedim. O ara hapşirepinin yanına gittim. Ben dedim araba bizim, adam tamam dedi. Adam hiçbir şey söylemedi. Dedi tamam, o zaman indirelim. Arabayı indirdi. Ben arabayı park ettim başka yere. Geri olay yerine geldim ben. Daha çocuklarla bunlar tartışıyorlar. Tabii o arada 5-6 tane polis arabası oldu. Peş peşe polis arabaları geldi. Olay yerine çocukların annesi de geldi, kaynanam da geldi. Orada soruyor polislere, diyor ki ne oldu, hani bunların suçu neydi böyle, siz bunlara kelepçe taktınız, böyle sert davranıyorsunuz falan. Polislere hiçbir bilgi vermiyor, o ona gönderiyor, ona gönderiyor. O ara polisler çok agresifti, sanki böyle kavga etmeye, dövüşmeye gelmişler. Hiç konuşturmuyorlar, hiçbir şey söylettirmiyorlar, böyle saldırgan bir tavırda. O ara 3-4 tane polis hanımın üzerine saldırdı. Sanki böyle dövecek gibi, böyle çok sert bir şekilde. Ben de polislerin önüne geçtim. Ne oluyor, siz bu kadına, bir kadına bu şekilde nasıl davranıyorsunuz? Sonuçta karşınızdaki bir kadın, bir çocuk. O şekilde söyledim. Ben o ara 4-5 tane polis beni aldı. Çekti böyle kolumdan yaka paça. 4-5 tane, 6 tane polis bana saldırdı. O ara beni yere yatırdılar, arkadan vurdular, yerde kafama vurdular. Bayağı bir darp ettiler beni, ondan sonra kelepçe taktılar. Ben kötüydüm, dedim ben hastaneye gitmek istiyorum, Krankenwagen çağırın. Onu bile yapmadılar, hemen apar topar aldılar, götürdüler karakola. Orada bir gün tuttular. Tabi ertesi gün bıraktılar. Biz haksızız, haksız olduğumuza inanıyoruz ki bir sürü görgü tanıkları var, bir sürü şahitler var. Bütün herkes gördü. Onun için biz hakkımızı aramak istiyoruz. Gereken neyse de yapmak istiyoruz.